Dicle'nin hayat verdiği topraklarda, insanlığın yerleşik hayata, tarım toplumuna geçtiği ilk bölgelerden biri, Diyarbakır. Binlerce yıldır özelliğini koruyan Hevsel bahçeleri, temelleri Huri döneminde atılan, binlerce yıl boyunca onlarca medeniyetin katkılarıyla şekillenen Diyarbakır surları, Diyarbakır'ın dünyaya armağan ettiği miraslardır. Diyarbakır surları, zaman içerisinde gelip geçen uygarlıkların genişlemesine göre gelişmiş ve kalkan balığını andıran son şekline bürünmüştür. Surlar, yükseklikleri 12 metreyi bulan, 82 burçla birbirlerine bağlanırlar. Surlara 4 ana kapıdan girilmektedir. Surların içinde bugün hala canlılığını koruyan görkemli yapılar bulunur. Ve 8000 yıl önce Diyarbakır tarihinin başladığı yer, İçkale. Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne ev sahipliği yapan İçkale, kentin kurulduğu alan olarak bilinmektedir. Müze ilk olarak 1934 yılında Ulu Cami yakınındaki Zinciriye ya da diğer adıyla Senceriye Medresesi'nde açılmıştır. 1985 yılında Elazığ Caddesi'nde bulunan binaya taşınmış ve 1993 yılında ilk ziyaretçilerini kabul etmiştir. Müze, 2014 yılında bugünkü adresi olan İçkale'ye taşınmıştır. İçkale, geçmişten günümüze kompleks bir yapılar bütünü olmuştur. İçkale kompleksinin içinde yer alan bütün yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı İçkale Projesi kapsamında, bakanlık tarafından restore edilerek hizmete açılmıştır. İçkale'nin batısında Diyarbakır'ın ilk kurulduğu nokta olarak kabul edilen Amida Höyük bulunmaktadır. Artuklu Sarayı kalıntılarının da yer aldığı höyüğün, M.Ö. 6. bin yıldan itibaren yerleşim gördüğü ortaya çıkarılmıştır. Diyarbakır'a İslamiyet'in gelişi, İslamiyet'in doğduğu yıllara rastlar. Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ın fethi, Hazreti Süleyman Camii ve 27 şehit sahabeye ait türbenin bulunduğu yerden başlamıştır. Bugün de cami, önemli bir ibadet merkezi olarak ayakta durmaktadır. Atatürk Müzesi ve Bilgi Belge Toplama Merkezi olarak kullanılan bina, 1902 yılında Umumi Müfettişlik Makamı olarak inşa edilmiştir. Çocuk Uygulama Eğitim Merkezi olarak kullanılan bina, 1906 yılında Ziraat Bankası Dairesi olarak inşa edilmiştir. Sonraları cephanelik olarak kullanılmıştır. Günümüzde kafeterya olarak kullanılan bina, 1902 yılında dönemin Diyarbakır valisi Mehmet Faik Paşa tarafından 7. Kolordu binası olarak yaptırılmıştır. Artuklular döneminde kervansaray olarak inşa edilen binanın 1. katı bugün müzenin eser deposu, 2. katı ise Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Günümüzde sanat galerisi olarak işlevlendirilen St. George Kilisesi, M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kilise, Artuklular döneminde batı tarafına eklenen kubbeli bölümle hamama dönüştürülmüştür. Restorasyon sonrası zemin katı Kent Müzesi, 1. katı ise VIP kabul salonu olarak kullanıma açılan Adliye B binası, 2. Abdülhamit'in tahta oturuşunun 18. yıl dönümü şerefine 1891 ve 1893 tarihleri arasında yaptırılmıştır. İçkale'nin girişinde yer alan Aslanlı Çeşme, 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiştir. Üçgen alınlıklı çeşme, adını suyun aktığı iki aslan heykelinden almaktadır. Zaman içinde heykellerden biri kaybolmuş, diğeri ise Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır. Arkeoloji 2 tematik sergileme salonu,
1887-1891 tarihleri arasında jandarma kışlası olarak inşa edilmiştir. Bu binada Neolitik dönemden günümüze kadar olan eserler sergilenmektedir. Diyarbakır'da gerçekleştirilen kazılarda ele geçen buluntuları kronolojik olarak sergileyen Arkeoloji 1 Kronolojik Sergileme Binası 1889 yılında yapılmıştır. Yapıldığı dönemde ise hükümet konağı olarak kullanılmıştır. Bugün bu binada Neolitik devrimin ilk adımlarının atıldığı dönemden Osmanlı dönemi sonuna kadar tarihlendirilen eserler sergilenmektedir. Arkeoloji 1 binası ziyaretçilerine 12 bin yıllık bir tarihi sunmaktadır. ...12 bin yıllık tarihe sahip Körtik Tepe, Anadolu'da yerleşik düzene geçişin en erken evresinde yer almaktadır. Yakın Doğu ve Anadolu'nun çanak çömleksiz Neolitik dönemine yeni sonuçlar sunmakta ve dönemine göre gelişmiş bir kültürün temsilciliğini yapmaktadır. Çayönü Höyüğü, insanın yerleşik düzene geçme yolunda açtığı ilk basamakları barındırmaktadır. Küçükbaş hayvanların ilk evcilleştirildiği, buğdayın düzenli olarak ilk yetiştirilmeye başlandığı yerdir. Bakırın tarihte ilk kez işlendiği yerleşim yeri olarak dikkat çeker. Çayönü Höyüğü'nün güneyinde yer alan Hilar Mağaraları, tarihi dokusu, coğrafi yapısı ve doğal sit alanı olma özellikleri nedeniyle eşsiz bir doğal güzelliğe ve arkeolojik değere sahiptir. ...8 bin yıllık Hakemi Use Höyüğü, Yukarı Mezopotamya'nın ilk boyalı çanak çömlek geleneğini sergiler. Bu geleneğin en güzel örnekleri bu höyükte karşımıza çıkar. 7800 yıl öncesinde iskan gören Karavelyan, Halaf kültürünün erken evresini yansıtır. Karavelyan, bu kültürün Anadolu'da tespit edildiği nadir kazı alanlarından biridir. 6600 yıl öncesine tarihlenen Kenan Tepe, Mezopotamya kökenli Ubeyd kültürünün Yukarı Dicle'de karşılaşılan en zengin buluntularını barındırmaktadır. Salat Çayı kenarına 6000 yıl önce kurulmuş Salat Tepe yerleşimi, Huri ve Mitanni dönemlerinde kesintisiz olarak kullanılmıştır. Milattan önce 17. yüzyıla tarihlenen bir Dimtu çiftliğine ait olduğu düşünülen iki katlı yapı kompleksi güçlü bir depremle yıkılmış, Demir Çağı'nda tepe üzerine kazılan çukur evlerde göçer topluluklar kış mevsiminde barınmıştır. Hurilerin bölgedeki varlığını 3. bin yılın ortalarına kadar geri götüren Müslüman Tepe. Küçük ve orta ölçekli yerleşmelerin kırsal bağlamda ne gibi bir rol oynadığını anlamaya yönelik araştırmalara ışık tutan Hırbemerdon Tepe. Asur medeniyetinin ve siyasi gücünün Orta Asur döneminden Asur İmparatorluğu'nun M.Ö. 612'de yıkılışına dek Yukarı Dicle bölgesinde 700 yıl boyunca dönem dönem devam eden varlığını kanıtlayan Ziyaret Tepe, Üç Tepe ve Kavuşan Büyük. Diyarbakır Müzesi, kentin yakın tarihteki belleğini de korumakta ve canlı tutmaktadır. Bünyesinde Ziya Gökalp Müzesi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi ve Silvan Atatürk Müzesi'ni barındırmaktadır. İçkale içerisindeki yapıları, kendisine bağlı kent müzeleri ve başkanlığı altında yapılan tüm kazılarla birlikte insan nasıl insan olduğu sorusunun cevaplarını vermeyi başaran Diyarbakır Müzesi, nereden geldiğimizi ve nasıl bir yolculuk yaptığımızı bugünün ve yarının insanlarına aktarma görevini üstlenmiştir.